oturdum Kur'an-ı Kerim'i baştan sona. Büyük bir dikkatle okudum. Ondan sonra İngilizce tercümesini okudum. Ondan sonra Almanca tercümelerini okudum. Kur'an'da içmeyin demiyor. Sarhoş olmayın. Kontrolü kaybetmeyin. Bırak bırak o konuların bilmediğin konulara girme. Ne demek mi? Ben okudum ya. Boş ver. İnsan söyleşinde ne diyor? İnanmayanı öldür. Yani Kur'an'da yanlış hatırlamıyorsam 137 tane peygamber var. Bu adamların hepsi Yahudi. Peki hocam evren kaotik ama. Ya gitme oralara şimdi. Peki gene hocam, gel gitti oralara. Hiç gitmiyoruz tamam. Yani şeytan dürtüyor seni. Evet. Vallahi şeytan dürtüyor. Bilim ve din doğaları gereği çatışma halinde olan iki olduğunca. Tabii mecbur. Mecbur. Bilim ve dinin bir arada olmasa mümkün. Peki. Kim ne derse desin. Peki bilimsel gelişmeyi yani destekleyen, olumlu karşılayan, bilimi kucaklayan inançlar hiç olmuş mu? Hayır. Olmamış değil mi? Hoş görüntü. Yani en yakın gelen Yunan. Ki o bile biliyor, onun yüzünden Anaxagoras Atina'dan kovulmuştur. Yani bilimle din bağdaş. Kendi içinden bilimi çıkaran tek din Yunan dinidir. Bunun sebebi de her şeye kadir, omnipotent tanrı fikrinden vazgeçtik. Son bir şey daha söyleyeyim. Biliyorsun İslamiyet'in şeye karşı, bilgiye karşı olan da özel bir olumlu ilgisi var. Gerçi o hadisler ilim Çin'de bile olsa arayın bulunuz, işte bilmem şudur budur. Yani insanları bilgiye karşı teşvik edici bir özelliği var. Bir de gene Kur'an'da hani bildiğiniz şeyler, işte bakmaz mısınız, düşünmez misiniz, bilmez misiniz, burada ne ibretler, ne hikmetler evet, var. Dersler vardır. Ne derse var. Ona da bakarsınız o zaman. Tabii. Müslüman medeniyeti olmasaydı bizim bugünkü bilimimiz olmazdı. Bizim hayatımız bu inançlar üzerinde cereyan ediyor diyorum. Niye gelişmeyi durdurdu abi? Benim bir saattir sorup da ödemeye çalıştım bu. Niye gelişmeyi durdurdu? İyi olmak, hoş olmak, tatlı olmak, sevmek, merhamet etmek, bilmem ne yapmak bunlar şahane de. Peki o zaman gelişme niye durdu? Bir dakika, gelişmeyi durdurmadı. En fazla Nobel alan bilim adamları Yahudiler. Evet. Onların dili din değil mi? Evet. O da bir din. Evet. Onlara inan, demek ki engel değil. Yoksa ona inanmıyor Yahudiler. Hayır tabii ki engel değil. Niye engellemiş Orta Çağ'da? Orta Çağ'da da engellemedi. Bilim insanı bir kere tabiatta gördüğünü ve doğru olduğuna inandığı şeyi anlatmaya çalışır. Empirik. Yalan, üstün bir özelliktir. Üstün bir özelliktir.